Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün harika bir kıymalı kapuska pişireceğim. Hem de fırında. İlk işlem olarak 400 gram kadar orta yağlı kıymamı şöyle tenceremin içerisine koydum. Ve bunu kavuracağım. Kıymanın rengi dönmeye başladı böyle. Şimdi sıvı yağ bırakıyorum. Yağ miktarını istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Benim kullandığım kıyma da yağlı olduğu için fazla yağ bırakmıyorum. Ve burada doğramış olduğum 3-4 diş sarımsağım ve 2 tane de büyük kuru soğanım var. Onları da döküyorum içerisine. Soğanları ve kıymaları rengi dönünceye kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi soğanlar ve kıyma kavrulmaya başladı. Şimdi bu aşamada bir kaşık dolusu tepeleme domates ve biber salçam karışık var. Bunu bırakıyorum. Salçam tuzlu olduğu için fazla tuz bırakmayacağım. Sonra tekrar tuzunu ayarlarım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar kaya tuzu bırakıyorum. Bir tatlı kaşığı pul biber. Yine şöyle karışık karabiber, beyaz biber karışımı var. Onu bırakıyorum. Salça kavruluncaya kadar, yani o ekşi tadı geçinceye kadar kavurma işlemine devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kıymayı, soğanı, salçayı ve baharatları iyice kavurdum. Ve pişmeye devam ediyor. Şimdi bu aşamada doğramış olduğum 1 kilo beyaz lahanayı üzerine bırakacağım. Zaten lahana çok çabuk pişiyor. Bir 10-15 dakika kadar burada rengi dönünceye kadar piştikten sonra fırında yine bir 15 dakika pişireceğim. Ön işlem olarak haşlama yapmıyorum. Yalnızca kıymayla beraber hafif sararıncaya kadar burada pişmesi yeterli olacak. Şöyle bastıra bastıra bırakıyorum ki tencerede iyice yer alsın. Zaten 5 dakika sonra lahanalar yumuşadığında küçücük bir şey kalacak. Burada 1 kilo beyaz lahanam var. Yani küçük bir lahana almıştım.
şöyle arkadaşlar 15 dakikada lahanalar da suyunu bıraktı ve kavruldu. Bir 15 dakikada fırında pişirdikten sonra yemeğim servise hazır olacak. Şöyle çok az su bırakacağım. Çok az. Bir çay bardağı kadar su bıraktım. Birazdan altını kapatıyorum ve fırın tepsisinin içerisine bırakacağım. Evet arkadaşlar, kıymalı kapuska yemeğimi şöyle fırın kabının içerisine boşalttım. Ve şimdi 15 dakika 200 derecede ısıtılmış fırında tekrar pişireceğim. Yani toplamda yarım saatte pişmiş olacak. Siz arzu ederseniz tencerede de tam pişirip servis yapabilirsiniz. Ama ben fırın yemeklerini sevdiğim için bu şekilde fırında tekrar bir 15 dakika pişirmek istiyorum. Umarım hoşunuza giden bir video olur. Videomu beğenerek ve de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum.